Tabii şimdi hızdan ivmeyi bulabildik. Bir başka soru da ivmeden hızı nasıl hesaplayacağız? Yine hızdan konumu hesaplarken yaptığımızda aynısını burada da yapabiliriz. Basit bir örnek olması açısından yine sabit ivmeli bir harekete bakalım. Her ne kadar sabit hızda hareket gündelik hayatta çok fazla gördüğümüz bir şey olmamakla beraber, sabit hızda hareket, sabit ivmeli hareket sık sık karşılaştığımız bir şey. Yine gözlemlerimiz bize söylüyor ki, eğer siz bir nesneyi alıp belli bir yükseklikten bırakırsanız, bu nesne yere doğru hızlanacaktır ve ivmesi yaklaşık olarak 9,8 metre bölü saniye kare olacaktır. Siz hangi nesneyi alırsanız alın, eğer boşluk olsaydı bir tüy de, ağır bir taş, kaya parçası da hepsi yere doğru 9,8 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyor olacaktı. Tabii bir tüy de gündelik hayatta tüyü bıraktığımızda yere doğru ivmelenmektense sağa sola doğru savrulur. Bunun en büyük sebebi tüyün çok hafif olmasıdır. Ama ağır nesneleri düşünürsek ve çok büyük hızlarla hareket etmedikleri sürece hepsi bıraktığımızda sabit 9,8 metre bölü saniye karelik ivmeyle yere doğru hızlanmaya başlar. Yukarı doğru atsak da yine yere doğru 9,8 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle hareket edecektir. Şimdi herhangi bir nesneye bakalım. Herhangi bir sabit ivmesi olsun. Bu sabit ivmeye de A0 diyelim. Yine bunun grafiğini çizebiliriz. İvme zaman grafiğini düşünecek olursak yine ivmesi hep sabit aynı değeri alacak. Yatay bir çizgi olarak göstereceğiz. T ve T1 anları arasındaki ortalama ivme, ivme sabit olduğu için ortalamasıyla anlık değeri hep aynı olacak. T ve T1 belli bir T anıyla belli bir T1 anı arasındaki ortalama ivmesi de yine A0'a eşit olacak. Ortalama ivme tanımını da hatırlayacak olursanız hızdaki değişim bölü o değişimin olduğu zaman aralığıydı. Dolayısıyla hızdaki belli bir zaman aralığındaki hızdaki değişim ortalama ivme çarpı o zaman aralığı olarak hesaplayabiliriz. Şimdi bizim ivmemiz sabit A0 ivmesi. Düşündüğümüz zaman aralığı T1'den başlıyor, T'ye kadar devam ediyor. Dolayısıyla uzunluğu T-T1 kadar. Dolayısıyla ortalama ivme çarpı T-T1 bize hızındaki değişimi verecek. Yine bu grafikte de T eşittir T1 anını ve herhangi bir T anını işaretleyecek olursak, onlara karşılık gelen dikey çizgileri çizdiğimiz zaman orada bir dikdörtgen belirdi. Bu dikdörtgenin alanı da yüksekliği A0 çarpı genişliği de T-T1 kadar. Bu dikdörtgenin alanı A0 çarpı T-T1'e eşit. A0 çarpı T-T1 ise aynı zamanda bizim hızdaki değişimimize de eşit. Dolayısıyla şunu her zaman için diyebiliriz. İğme zaman grafiği, iğmenin zamanla değişimi şimdi çok daha karmaşık olan nesnelerde bile iğme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hızdaki değişimi verecek. Şimdi hızdaki değişim T1 anında başladık, T anına kadar gittik. Hızdaki değişim ise T1 anındaki hızı, buna V0 diyelim. Ve son hızına da T anındaki hızına da VT diyelim. Hızdaki değişimi VT eksi V0 olacak. VT eksi V0 A0 çarpı T eksi T1'e eşit olarak karşımıza çıkacak. Buradan da T anındaki hızını İlk hızı ve ivmesi ve T anlı cinsinden ifade edebiliriz. T anındaki hızı, ilk hızı V0 artı ivmesi çarpı T eksi T0 olarak yazılabilir.